Yaşamı kolaylaştıran her ne varsa onun için harcamış emekler, çekilmiş çileler ve kaybedilmiş hayatlar söz konusu. Dikkat ederseniz büyük nimetler hep büyük kederlerle yoğrulmuştur. En basitinden bir bitki tohumu çamurlu toprak altında mikroorganizmaların ve böceklerin ona musallat olması ve hatta suyun temasıyla o narin tohumun kabuklarının çürümesi neticesinde karanlık ortamdan çıkıp bir sümbül veriyor ve farklı bir hayat mertebesine çıkıp ferahlıyor. Ama iş burada bitmiyor. En güzel kıvama gelene kadar yaşam boyunca bedeller ödeyerek hayatta kalıyor. Evet, büyük mutluluklar büyük acıların neticesidir. En büyük mutluluk yeri olan cennet, arzulanan bir yer olmasına karşılık onun köprüsü olan dünyada çekilen sıkıntılar ve giriş kapısı olan ölüm, insanın pek de hoşuna gitmeyen büyük acılardandır. Dünya hayatı bizler için nice nimetlerle doludur. Bunu biliyoruz. Ancak bu nimetlere ulaşmak için anne karnındaki dar ve kısıtlı bir yaşamdan dünyaya geçme mecburiyeti var. Malum bilirsiniz, Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a aziz olması, kuyuya atılmasının ve iftiraya uğramasının ve hapse girmesinin neticelerinden yalnızca biridir. Hemen hemen her peygamber bu tarz ağır sıkıntıları yaşamıştır. Efendimiz Aleyhisselam, Miraç'a yükselmesinden önce onu koruyan ve kollayan amcası Ebu Talip vefat etmiş. Sonradan Hazreti Hatice validemiz vefat etmiş, kavmi tarafından dışlanmış, Müslümanlara ambargo uygulanmış ve Taif'te taşlanmış. Ve neticesinde öyle bir mertebeye varmış ki hiçbir peygamber bu makama layık olamamış. Bir nevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğu bu acı tecrübeler ve çekilen çileler Cemalullah'ı görmek ve ruhiyetine müşerref olmak için adeta liyakat kontrolünden geçmiş. Evet, her nimet kendisine kavuşulmadan önce bir bedel ister. Bu dünya böyle arkadaşlar. Kahır olmadan lütuf olmuyor. Sonunda cennete ulaşmaya namzet olan bizlerin geçireceği zorlu evreler var. Bunu kabul etmek zorundayız. Bakın ayet-i kerimede ne diyor Cenab-ı Hak? Andolsun ki biz insanı sıkıntılar içinde yarattık. Müfessirler bu ayeti açıklarken insanın genellikle meşakkatli süreçlerden geçen bir varlık olduğunu hatırlatırlar. Annenin karnından dünyaya geçerken yaşanan sıkıntı, süt emme zamanında yaşanan sıkıntı, ergenlik çağında yaşanan sıkıntı, öğrencilik hayatında, iş hayatında, evliliğimizde hep bir sıkıntı. Hep bir sınav aşamalarından geçiyoruz. Geçimini elde etmek için yaşadığı sıkıntı ve ölümde dahi sıkıntı var. Hayat boyu musibetlerle içli dışlı yaşayan insan, ahiretteki yerini buluncaya kadar devam eden bu sıkıntılar insanın bir kader yazgısı. Neticede bu dünyaya insan olarak gelmeye ve insan olarak yaşamaya layık görüldük. Cansız madenlerden, bitkilerden ve hayvanlardan olmadık. Bize insaniyet layık görülmüş. Yani bir nevi İnsaniyet makamına liyakatimiz olduğuna karar verilmiş. Demek ki bu potansiyel bizde var. Dünyada da insanlar nezdinde bu liyakat sınavları hep var yani. Bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dünyevi makamlar ve rütbeler bir liyakat sonucu insana veriliyorsa elbette bu sadece dünyaya münhasır kalmayacak. Dünyanın liyakat kontrollerini mecazi olarak görecek olursak elbette bunun hakiki tarafı da olacak. O yüzden dünyevi makamlar, rütbeler kabir kapısına kadardır ve kabrin öbür tarafında beş para etmez diyoruz ya. Madem ki durum böyle, madem kabrin öbür tarafında beş para etmeyen dünyevi makamlarda bu kadar liyakat kontrolü yapılıyor, kabrin öbür tarafı için Cenab-ı Hak bir liyakat kontrolü yapmayacak mı? Böyle bir kontrol olmayacak mı? Bakın ayet-i kerime ne de güzel özetliyor. Yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici sıkıntılara, öyle zorluklara düçar oldular ve öyle şiddeti sarsıldılar ki peygamberler ile yanındaki müminler, onlar dahi Allah'ın vaat ettiği yardım ne zaman yetişecek diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Başka bir ayet-i kerimede, yoksa siz Allah içinizdeki mücahede edenleri ayırt etmeden, bir de sabredenleri belirleyip ortaya çıkarmadan hemen cennete gireceğinizi mi sandınız? Evet, işin özeti aslında. İşte Risale-i Nur'da şu metin konumuzun esasını oluşturuyor. Cennete layık kıvama gelmek için çaba sarf edenlere şu metin konuyu açıklık getiriyor aslında. İnsan nur-i iman ile âlâ iline çıkar, cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile yani inkarın karanlığı ile esferi safiline düşer, cehenneme ehil olacak vaziyete girer. Evet, insan ahsen-i takvim suretine yaratılmış. Cennete layık bir vaziyette yaratılmış yani. Bizden istenen, bize verilen bu makamı muhafaza etmek ve hakkını verebilmek. Ve iman ve dua ile daha fazla manevi mertebeler kazanmak. Ve sonra dünyanın kapısını kapatıp, inşallah ahiretin kapısını açıp ayrı bir mertebe kazanmak. Ha, bu arada insan olarak doğmak insan olmak için yeterli değil. Onun kıymetini bilip hakkını vermekle, terakki ederek insanlığın istenilen kıvamına geliyoruz.
ahsen-i takvim suretinde, yani insan olmanın en güzel kıvamında ve suretinde yaratıldık diyorsak, elbette bunun için bir liyakat kontrolü olacak. Ve bize verilen öyle kapsamlı istidatlar, kabiliyetler var ki insan kendi ihtiyarıyla Esved-i Safilinden Ağlay-ı İlliğine, ferşten arşa kadar, hatta zerreden şemse, güneşe kadar dizilmiş manevi mertebelere, makamlara ve derecelere çıkabilir veya şimdiki makamından çok ama çok aşağılara düşebilir bir imtihan sahasına atılmış. İşte yükselmek ve alçalmak arasında iki yol önümüze duruyor. Sınavımız da işte bu. Ya cennete layık olacağız ya da cehenneme ehil olacağız. Allah muhafaza. İşte az önce okuduğumuz metindeki nur-i iman ile bize verilen maddi ve manevi latifeler ile, yani Allah'ı tanıma cihazlarını yerinde kullanıp ya en üst zirveye, mertebeye oynayacağız, cennete liyakat kazanacağız, ya da onları nefis ve şeytan hesabına kullanıp cehenneme, Allah korusun, ehil vaziyete gireceğiz. Arkadaşlar, kimse kusura bakmasın, kıytırık bir dünyevi makam için, kariyer için ömrümüzden ömür gidercesine 20-30 senelik bir hayatın rahatlığına, ferahlığına layık olmak için çabalarken cennete layık mısın diye imtihan olmayacak mı? Elbette olacak. Az önce bahsettiğimiz gibi peygamberler dahi onlara verilen makamlardan dolayı bu sınavlardan alıkonulmamışlar. En şiddetli imtihanlar onlar yaşamışlar. Verilen nimetlerin şükrünü yapmamak ayrı bir imtihan olduğu gibi, verilmediğine de sabretmek ayrı bir imtihan. Kıymetini bilmek ve bilmemek de ayrı bir imtihan. Yani hayat sahasındaki her halimiz, her tavrımızda bir liyakat kontrolü var. Dünya sahasına girilen bu maddi ve manevi mülakatın sonucu ahirette açıklanacak. Dünya sınavlarına ve menfaatlerine gösterilen çabalar bir ömrü bazen telef edebiliyor. Ömür sermayesini boş işlerde harcamaya sebep olabiliyor. Eğer insan olmanın kıymetini bilmezsek, ahsen-i takvim suretine yaratılımızdan gafil davranırsak, yani bütün fikrimizi ve gayretimizi ve bize verilen akıl, kalp, ruh, vicdan, hatta beş duyu organımızı, gözümüzü, kulağımızı, azalarımızı sadece dünyaya harcarsak, 100 derece sermayeci hayvandan yüksek olduğumuz halde 100 derece bir serçe kuşundan aşağıya düşme durumumuz var. Çünkü onlara verilen ömür sermayesini istenilen manada kullanabiliyorlar. Hayvanlar, bitkiler, cansız varlıkların mertebe kazanmak gibi çabaları yok. Bizler gibi bir mertebe imtihana tabi değiller. Ama insan gençlik hevesatiyle hislerine, nefsine, hevasına yenik düşüp, enaniyetine, kendine güvense, ona istinad edip, ona dayanıp da dünya hayatını gaye edinse, sadece mide ve şehvani arzular için çabalasa, geçici lezzetler peşinde koşsa ve çalışsa, gayet dar bir daire içinde boğulur gider. Sınavı burada kaybetmenin azabını burada yaşatır Allah. Çünkü ayet-i kerimede de öyle diyor ya, kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Bunu sadece maddi geçim olarak algılama. Kalbine, ruhuna, hayaline, fikrine öyle darlıklar verir ki ve evine, yaşam alanlarına, her yerde o dar geçimi yaşatır Allah. Ona verilen maddi ve manevi duygular, yani bize verilen o duygular, az önce saydığımız o azalar ya ahirette bizden şikayetçi olacaklar veya haşirde bizim aleyhimize şahitlik yapacaklar. Allah sonsuz rahmet sahibi arkadaşlar. Amenna, bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda adili mutlaktır. Hak edene hak ettiğini vermesi onun şanındandır. Şeytan benim rahmetimle sizi aldatmasın diyor. Rabbim ilk olarak bize bu dünyada verilen ahsen-i takvim makamının kıymetini bilmeyi ve şükrünü yapabilmeyi nasip etsin. Gençliğimizi iffetle, istikametle muhafaza edip hem bu dünyada hem ahirette makamlarımızı artıracak olan o sıkıntılara, o sınavlara, o musibetlere ve manevi ikazlara sabır içinde şükürle karşılık vererek yaşamayı nasip etsin. İnşallah cennete layık olarak geldiğimiz dünyadan aziz olarak cennete layık vaziyette çıkarız.